Herhangi bir rengi oluşturmak için şu üç rengi nasıl karıştırabileceğimizi önceki videoda öğrendik. Kırmızı, yeşil ve mavi. Mesela bu altın sarısının RGB değeri %100 kırmızı, biraz daha az yeşil ve hiç mavi olmayacak şekilde ayarlanıyor. Fakat önceki alıştırmada görmüş olabileceğiniz gibi istenilen renge ulaşmak için doğru RGB değerleri ayarlamak bazen zor oluyor. Bu yüzden de sanatçılar renkleri ayarlarken işleri biraz daha kolaylaştırmak için yeni yöntemler buluyor. Kullandıkları en yaygın metotlardan biri gördüğünüz tablodaki kelimelerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan HSL. Bu daha önce gördüğümüz HSV'ye benziyor. Sanatçılar istedikleri tonu ve yoğunluğu seçmek için renk tekerleği adına bir araç kullanıyorlar. Ton yani renk özü dediğimiz şey tekerlek üzerindeki konumla alakalıdır. Mesela bu kırmızı gibi. Yoğunluk yani doygunluk rengin ne kadar saf olduğunu belirler ve rengin tekerleğin merkezinden uzaklığıyla alakalıdır. Rengi solgunlaştırmak için içeri doğru hareket ederiz. Yoğun bir renk için ise dışarı doğru hareket ederiz. Mesela kırmızının bu yoğun tonu için yeşil ve mavinin katılımını ortadan kaldırıyoruz. Rengi solgunlaştırmak içinse yeşilin ve mavinin renge katılımını arttırıyoruz. En uca kadar gelirsek gri renk elde ediyoruz. Çünkü bu durumda üç rengin katılımı eşit oluyor. Tamamen soluklaştırma durumunda kırmızı rengimiz akromatik hale yani renksiz hale geliyor. Sanatçımız güçlü bir sarı kullanmak istiyorsa öncelikle istediği sarı tonunu bulmalı. Sonra rengi soluklaştırmak veya vurgulamak için radyal yönde hareket ettirmeli. Son olarak da farklı bir ayar düğmesini kullanarak canlılığı yani parlaklığı arttırmalı. Sarı rengi bu seviyedeki çok düşük parlaklıktan da seçebileceğimiz gibi bu seviyedeki yüksek parlaklıktan da seçebiliriz. Bunun RGB değerlerini ayarlayarak renk bulmaktan daha kolay bir yöntem olduğunu sanırım siz de görmüşsünüzdür. Şimdi burada biraz ara verelim ve siz de sıradaki alıştırmayla HSL renk seçimleri konusunda biraz alıştırma yapın.